Ben Instagram seven bir sosyal medya kullanıcısıyım. Twitter'ı biraz daha iş odaklı kullanıyorum. Sosyal medyayla aram aslında son dönemlerde iyileşmeye başladı zannediyorum. Ondan öncesinde çok daha az kullanıyordum çünkü hem nasıl kullanacağımı bilmiyordum hem aslında her şeyini paylaşanlardan biraz hani çok şey yapmıyordum. Hani gerçekten bir oyuncu olarak da sosyal medyayı doğru kullanmak çok önemli bir şey. Kesinlikle bence işimize çok fazla artısı var. Özellikle herhangi bir şeyi duyurmak anlamında çok hızlı bir yol. Ama ben Instagram'ı tamamen kendi özel hayatım için kullanıyorum. Evet. Ve keyif alıyorum. Ama tabii ki dezavantajları da var. Çünkü artık öyle bir dünya ki orası, herkesin her şeyi söylemeye hakkı var. Ve kimse düşündüğünü saklamıyor, sağ olsunlar. Yani böyle küfürler, hakaretler, altta tartışmalar, bilmem ne, o ona bir şey söylemiş, bu buna bir şey söylemiş. Yani böyle gerçekten bazen insan delirecek gibi oluyor ama onlara takılmadığında tatlı bir ortam. Ben de elimden geldiğince o kadar psikopatça takip etmeden, hani bu kadar bağımlısı olmadan ama keyif alarak, benim keyif duyduğum, paylaşmayı istediğim, genelde tatil anılarım, ya da ne bileyim hoşuma giden, bana ilham veren, çok beğendiğim bir şeyi paylaşıyorum ve öyle kullanmaya çalışıyorum. Ama kesinlikle sosyal medya maalesef ki günümüzde artık çok önemli bir şey. Maalesef. Çok önemli, maalesef ki. Bence maalesef çünkü gerçekten şu telefonlar çıktığından beri artık hiçbir şeyin o anda yaşanmasının değeri kalmamaya başladı. Yani artık insanlar bir konser izlemeye gittiğinde bile milyonlarca telefondan izleniyor konser. Yani o anın atmosferini tatmak, o anı sindirmek, sizin için söylemiyorum tabii ki. Sözüm meclisten dışarı. Ama gerçekten hani çok hızlı bir tüketim dünyası olmaya başladı bu. Ve evet çektim bitti gördüm tamam başka şimdi şimdi ne oldu? Hani sürekli bir sonrakine geçme ve ya yani onun geçti bile onu gördük bile. Hani her şeyin önemi azalmaya başladı. O yüzden de tabii ki maalesef ama bir o kadar da önemli bir şey.